Siirt halkı depreme hiç hazırlıklı değil. Ne zaten Siirt halkı bilmiyor deprem nedir. Yani şimdi televizyonda görüyoruz, her gün seyrediyoruz. Allah korusun. Gerçi biz daha görmemişiz. Ama var. Ben diyordum belki Doğu Güneydoğu'da olmaz ama var. Yine aynı Anadolu gibi oluyor burada da. Peki binalarımız sağlam mı? Depreme dayanıklı mı? Binalarımız yeni yapılan binalar sağlamdır. Ama eskideki yapılan binalar hiç sağlam değil. Peki bunlar denetimden geçiyor mu ya da yeterince denetim yapılıyor mu? Bunlar denetimde geçtiğini görmemişim. Keşke bir geçse. Mesela 30-40 sene önce yapılan bina ile şimdiki yapılan bina bir olamaz. Çünkü ben de geçen yani 4-5 ay önce ben de aldım bir tane daire. Ama ben gördüm, böyle temelden gördüm. Çok güzel, şahane yapılmış. Kontrol altında yapılmış bir şeyler. Ama eskide öyle bir şey yok. Eski çok fark var. Yani şu deprem bölgeleri zaten bilmiyoruz. Yani sığınma yeri olarak zaten bunlar zaten belli de değil. Ne kadar hazırlıklı? Şu an kız Siirt hatı, has hatı yurdu yıkılmak üzere. Ve şu an görevliler eğer ki bunu şikayet ederseniz sizi gözaltına alırız ya da sizi yurttan atarız diye tehdit ediyorlar. Yani bu ülkede adalet aramak biraz zor. Peki siz evinizde yani deprem esnasında ne yapıyorsunuz? Ne tür güvenlik önlemleri alıyorsunuz? Merdiven boşluklarından yani biraz daha uzak durmaya çalışıyoruz. Kendimize bir yaşam üçgeni oluşturmak için şu an biraz daha belirlemişiz. Elazığ depreminden sonra. Ama yine deprem oranında insan ister istemez paniklediği için bazı şeyleri gerçekten... Peki Siirt'teki yapıların depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani zaten her şey göz önünde olduğu için hem arkadaki binanızı gösterseniz zaten çok her şey dikkatli olacak. Hani yıkılmak üzere şu an. Deprem olmasa da en ufak bir aslında çatlaklar zaten görülüyor. Şu an bizim bina yeni olmasına rağmen bizim bina çok kötü sallandı ve daha sağlam binalar, yapılar oluşturması için bu yapı denetimlerinin falan daha dikkatli çalışmamız gerekiyor gerçekten. Hazırlıklı değiliz ülke olarak da, bilen olarak. Peki, hiçbir önlem almıyoruz. Neden önlem almıyorsunuz? Ya şöyle, hani binalar Türkiye'de sağlam değil. Ondan sonra devlet de buna yeterli yardımı vermiyor. Tam depremden sonra devlet her türlü yardımı veriyor da önemli olan depremden önce bu yardımın verilmesidir. Yani deprem olduktan sonra, can kaybı olduktan sonra bunun pek bir önemi kalmıyor. Peki ne yapılması gerekiyor? Yani daha sağlam binalar yapılabilir ya da devlet binaların nasıl sağlam yapılabileceğini önerebilir milletle. Peki Siirt'teki binalar sizce depreme dayanıklı mı? Abi Elazığ'da deprem oluyor, Siirt sallanıyor. Bence sağlam olmadığının garantisi de bu. Abi Siirt halkı olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız? Yani şu an şu durumda Türkiye genelinde düşünürsek zaten Siirt'te Türkiye'nin bir ili olduğu için yani Türkiye genelinde zaten depreme hazırlıklı değiliz. Binalar zaten altyapı olarak oturmamış bir şekilde. Yani bir de müteahhitlerin birçoğu zaten %80-%90'da bu işi ranta dönüştürmüş. Yani insan hayatı onlar için pek değerli değil. Her şey maddiyat olmuş. Yani bir de zaten denetleme olarak eskiye nazaran biraz düzelme var ama yeterli değil. Bir de plansız kentleşme var zaten Türkiye çapında. Siirt'te de bunların biridir. Plansız bir kentleşme var. Yani ileride büyük bir deprem olsa Siirt'te çok büyük miktarda can kaybı olacağını düşünüyorum. Yani herkes de bunun farkında zaten. Ama işin kötü yani İstanbul'da mesela büyük bir deprem olsa yani büyük ihtimalle Türkiye'nin ekonomisi yerle bir olur yani. Zaten 10-15 senedir yani hükümet bu konuda zaten el atması lazımdı. Geç bile kaldı. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Allah sonumuzu hayretsin. Yani Elazığ'daki bu özellikle Kahramanmaraş, bu Malatya gibi bölgelerde işte yani bina yıkıldığı için can kaybı da olmuş, yaralanan insanlar olmuş. Onlar da Allah şifa versin yani. Ölenler de Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Deprem sonuçta hayatımızın bir gerçeği. Türkiye zaten deprem kuşağında. Peki. Çoğunluk farkında değil. Çünkü deprem olduğu zaman birçok insan panikliyor doğal olarak. Yani tabii bunda eğitim verilmesi lazım. Toplum olarak da bilinçlenmemiz lazım. Bu konuda da bir eksiğimiz var. Ama bunun sebebi de şeyden kaynaklanıyor. İnsanların artık mesela oturduğu binaya, oturduğu şeye güvenmediği için o panik olsa. Mesela binalar sağlam olduğunu bilse, emin olsa belki bu kadar panik olmayacak. Bu iş mesela bir kere insanların vicdanında bitiyor. Yani önce müteahhitler, halkımız bir kere dürüst olacak.
dürüst olmadığı sürece hiçbir sistem, hiçbir denetim boştur. Yani önce insanların bilinçli, vicdanlı olması lazım. Yani empati kurabilmesi lazım. Toplumsal olarak birbirimize karşı empati kurabilmemiz lazım. Onun dışında bir de devlet ve devlet, belediye kurumları özellikle sıkı bir denetimden geçirmesi lazım. Yani özellikle mesela bu denetimcilerin binaları görmesi lazım, numune alması lazım. Yani bu işin bir de ranta dönüşmemesi lazım. Öncelikle can. İnsan canı daha önemli. Hiçbir şey insan canından daha önemli değil. Tamam. Sirt halkı olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız? Abi hiç hazırlıklı değiliz. Neden? Abi yani ne zaman olacağını kimse bilmiyor. Önlem alamıyorlar. Peki sizce Sirt'teki yapılar depreme dayanıklı mı? Dayanıklı değil. Değiller. Hepsi tarihi evler abi ya. Abi baksanıza. Nereye baksan hepsi eski evler. İşi olduğu zaman direkt yıkılır. Hani zaten yukarıdaki evler de öyle. Yukarıdaki mahalleler. Aşağıdakiler hepsi öyle. Yapılan evler desen abi hepsi zaten büyük binalar. Hani depreme dayanıklı değiller. Peki denetimden geçirmesi gerekiyor mu sizce? Gerekiyor abi. %100 gerekiyor. Peki gerekli denetimler yapılıyor mu sizce? Yetkililer bunun üzerinde duruyor mu? Yok abi durmaz. Burası Siirt. Neden? Yıllar mı? Ha? Bilmiyorum abi. Zaten Elazığ'da deprem olduğu zaman tepkileri zaten bayağı bir gördük. Ölsünler falan diyorlar. Yani devlet buraya bakmaz. Siirt halkı olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız? Depreme ona? Evet, depreme ne kadar hazırlıklıyız? Valla depreme olarak bir depreme oldu. Midemiz bulundu, yaptı. Ama biz kaçmadık o yerden. Yani vatandaş bilinçli mi bu konuda? Ne kadar depreme? Yok, o da bilinçli değil vatandaşlara. Hangi depreme de bilinçli değil yani. Peki Sirt'teki yapılar, binalar depreme dayanıklı mı? Dayanıklı yok. Dayanıklı değil valla. Ha bizimki müstakim de valla oğlum be şey gibi şeydi, bir sallandı. Fakat dayanıklı değil yani. Peki yeterince denetimin yapıldığını düşünüyor musunuz binalar konusunda? Vallahi bir denetleme istiyoruz. Denetlemeyi biz tam hakiki istiyoruz. Fakat hani bir denetleme kim yapılacak? Kimse yok ya denetleme için. Halkı vallahi hiç hazırlıklı değil. Neden hazırlıklı değil? Baksanız abi ne kadar rahat davranıyorlar. Öyle değil mi? Önlem falan yok yani. Ne tür önlemler alınması gerekiyor? Yani şu eski binalar var mesela. Çok çok eski binalar var abi. Hani yıkılması an meselesi olan binalar var ama millet bunun farkında değil. Hele hele Siirt müteahhitleri bunun hiç farkında değil. Sürekli malzemeden kaçıyor. Değil mi? Yani Siirt'te bir deprem olsa vallahi yerle bir eder Siirt'i. Peki siz apartmanlar çok mesela. Yeteri kadar denetim yapıldığını düşünüyor musunuz? Hayır. Yok ya. Denetim yapılmıyor abi. Müteahhitlerin hepsi malzemeden kaçıyor. Her şey bariz ortada. Neden yeterli kadar bir denetim yok? Hani vallahi abi o da yani Siirt'in sahiplerinin sıkıntısı, sorun sıkıntısı yani. Onlar da sahip çıksalar her memleketine denetim %100 olur ama millet de halinden memnun. Olası bir depremde Siirt yerle bir olur. Hangi bir olası deprem esnasında Siirt'te ne olur? Siirt'te ne olur? Vallahi onu ne olur? Binalar eskidir biliyorsunuz. Yani Siirt'in %60'ı 70'i eski binalardır. Yani onların önlemini almak lazım bence. Tabii ki onu da yetkililer bizden daha iyi biliyor. Peki gerekli denetim mekanizması işliyor mu sizce? Binaların denetimi vesaire. Valla denetim şu anda yapılıyor mu ondan haberim yok. Onu bilmiyorum. Mesela köylerde bile, Siirt'in köyleri bile hani zaten deprem olmadan bile yıkık dökük durumdadır. Öyle bir deprem olursa Allah korusun. Yani Siirt'in merkezini de biliyorsunuz yani bu üst taraflar, eski mahalleler yine aynı şekil. Zaten her şey ortada, alatmaya gerek yok. Yani her türlü önlemimizi alalım çünkü yani zaten çoğu binalar depremin dayanıklı değil. Böyle bu şekilde. Mekanizması işliyor mu sizce? Bence Siirt gibi bir yerde işlemiyorlar. Çünkü çoğu şey göz ardı ediliyor. Böyle ben düşünüyorum. Depreme ne kadar az? 2011'den bu depremden sonra Siirt'te iyice depreme dayanıklı yapılan binalar. Ama öncekiler biraz hasarlı olabilir.
Yani o kadar fazla sağlam olabilir. Peki bu yeteri kadar denetim yapılıyor mu bu binalar için? Ben de bir kalıpçı olarak çalışıyorum. Ben de lojmanları, binaları yapıyorum. Yani denetim iyidir. Yapı denetim. İyice denetimi yapıyorlar. Yani projeye göre sağlamdır. Yani ben sağlam olduğunu da iyice biliyorum. Yeni binaların sağlam olduğunu söylüyorsun. Peki eski binalar size sağlam mı, dayanıklı mı? Eski binalar galiba dayanıksız olabilir. Evet, ben öyle görüyorum. Çünkü o zaman hazır beton falan yok, yapı denetimi yoktu. Dayanıksızdır. Onlar için herhangi bir denetim yapılıyor mu? Vallahi ben artık onu bilemem. Onu devlete sormak lazım. Dayanıklılık veya... Peki Sirt halkı deprem esnasında nasıl davranacağını, neler yapacağını biliyor mu, bilinçli mi bu konuda? Valla o konuda galiba biraz riskli. O kadar yani pek fazla bir şey görmedik. Evet. Sirt halkı depreme ne kadar hazırlıklı? Valla şu anda depremden çok iş, herkes işsiz. İşsizlik olduğu için bırak depremi, insan hiçbir şey hatırladı. Ben şu anda işsizim. Şekillerde görüldüğü gibi. Depreme gelince, depreme de şu anda hiç kimse hazırlıklı olduğunu zannetmiyor. Hani alaya kalmış bir şey. Öyle neden hazırlıklı değiliz? Neden herhangi bir önlem almıyoruz? Neden? Özellikle Güneydoğu halkı fakir bir halk olduğu için eski dededen kalma çatlı binalarda yaşadığı için fakir insan olduğu için hazırlıklı değildir diye düşünüyorum. Öyle. Peki sizce Sirt'teki yapılar, binalar depreme dayanıklı mı? Müteahhit eğer şeylerden çalmamışsa, malzemeden çalmamışsa dayanıklıdır. Ki bütün müteahhitler çalıyor da inşallah dayanıklıdır diye düşünüyorum. Peki yeterince denetim yapıldığını düşünüyor musunuz? Yok, o konuda ben hiç düşünmüyorum. Denetim yapmıyorlar. Özellikle Güneydoğu'da denetim yapmıyorlar. Peki olası bir depremde ne olur? Sonuç neyle karşı karşıya kalır sizce? Allah korusun, inşallah olmaz da olduğu zaman da hiçbir acı iç acıcı bir şeyle karşılaşır. Yani kötü biteceğini zannediyorum, inşallah olmaz diye düşünüyorum.